Selam çocuklar. Henüz bir şey yakalayamadınız mı? Vay canına. Oltada büyük bir balık var anlaşılan. Hay aksi. Olamaz. Sırrını kaybettin. Milo, Mitch, bu hiç hoş değil. Nereye gidiyorsun Max? Max, orası biraz ürkütücü görünüyor. Bu hiç güvenli görünmüyor Max. Olamaz. Acele et. Bu çok yakındı. Şimdi nasıl eve döneceksin? Selam Maverick. Max'in başı dertte. Kaçarken köprü yıkıldı. Ve şimdi de orada mahsur kaldı. Yardım edebilir misin? Harika. Hemen işe koyulalım. Çocuklar, Max'i bulmamıza yardım eder misiniz? Hey, siz ona kötü davrandığınız için kaçtı. Yardım etmelisiniz. Güzel, şimdi acele edin. İşte burada, ormanda. Siz önden gidin. Seni görüyorlar Max. Planımız nedir? Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ha, anlıyorum. Geri çekil Max.
Hadi gel seni eve götürelim. Wow, ne yakalayıştı ama. Sonra görüşürüz arkadaşlar. Merhaba millet. Ağaç muhteşem görünüyor. Artık biraz daha Noel gibi hissettirmeye başladı. Kar yağmasını mı dilerdin? Bu sene canavar kasabasına çok kar yağmadı. Ama üzülme Miranda. Bu gece arkadaşlarınızla Noel hediyelerinizi değiş tokuş edeceksiniz. Eğlenceli olacak. Bir sorun mu var Mike? Henüz Miranda'nın hediyesini almadın mı? Olamaz. Hediye değişimi birkaç saat sonra olacak. Sahile gidip ona güzel bir deniz yıldızı ya da deniz kabuğu mu alacaksın? Acele etsen iyi olur. Bu harika bir deniz yıldızı Mike. Ama ulaşman çok zor. Dikkatli ol Mike, çok uzakta. Deniz yıldızı gitti ve sen de mahsur kaldın. İşler daha da kötüleşmeden Maverick'i arasak iyi olacak. İyi işte Maverick. Böldüğüm için özür dilerim. Ama Mike'ın yardımına ihtiyacı var. Sahilde suya doğru gitti ve kuma saplandı. Bu muhtemelen Mike'tır. Sence Mike daha da derine batmadan sahile ulaşabilecek misin Maverick? İyi fikir. Yardım için Milo ve Mitch'i de al yanına. Mike sahilde ve yardıma ihtiyacı var. Siz çocuklar gidip yardımcı olabilir misiniz? Harika! Gidip yetişin hemen. Maverick, Milo ve Mitch yardıma geldiler Mike. Oh, teşekkürler çocuklar. Mike bir deniz yıldızını almak için suya girdi. Mama. Kendisi için değil Maverick, Miranda için. Hediye değiş tokuşu için Miranda'ya bir hediyesi yok. Sizin bir fikriniz var mı çocuklar? Bir fikrin var mı Milo? Nedir? Saçma müzikler çalan bir araba kornası mı? Kulağa komik geliyor. Ama Miranda'nın zaten insanların yardım geldiğini anladığı bir sireni var. Çalışıyorken saçma bir korna kullanamaz. İyi denemeydi Milo. Aklınıza başka bir şey geliyor mu? Mia'nın taktığı gibi yeni bir rüzgar gözlüğü mü? Güzel fikir. Ama Mia rüzgara doğru uçtuğu için onları takıyor. Miranda'nın koruyucu gözlüğe pek de ihtiyacı yok. İyi fikir Maverick. Herkes Miranda gibi düşünmeli. Eğer Miranda olsaydınız ne isterdiniz? Bir kask mı? Miranda neden bir kask istesin ki?
Aa, sen bir kask isterdin. Çünkü Mitch sana çarpıp duruyor. Çok muzipsin Milo. Şimdi Miranda'nın ne isteyebileceğine odaklanalım. Mike, sen sabah Miranda'ylaydın. Gerçekten istediği bir şeyden bahsetti mi? Kar yağmasını istediğini mi söyledi? Hayır Milo, ne yazık ki kar yağdıramayız. Ne oldu Maverick? Kar yağdırabileceğimizi mi söylüyorsun? Nasıl? Tabii ya, Mike Miranda'ya bir kar küresi verebilir. Harika bir fikir. Miranda buna bayılacak. Yardımınız için teşekkürler çocuklar. Mike kar küresini almaya gitti. Hediye değiş tokuşunda seninle buluşacak. Vay canına, çok güzel görünüyor çocuklar. İşte Mike. İşte dilediğin kar Miranda. Mutlu Noeller millet. Sonra görüşürüz. Selam Marty. Görünüşe bakılırsa burada tek başına oynamıyorsun. Etkilendin mi? Mia'ya ne kadar hızlı gidebileceğini mi göstermek istiyorsun? Güneş ışığı Marty'nin gözünü alıyor gibi görünüyor. Dikkatli ol Marty. Yolda bir kavis var. Onu görebiliyor musun Mia? Maverick'i çağırsak iyi olacak. Selam Maverick. Maverick. Kayalıklarda bir kaza oldu. Yardımına ihtiyacımız var. Marty Mia'yı etkilemeye çalışıyordu. Fakat kazara kayalıklara doğru sürdü. Haklısın. Muhtemelen Miranda'nın yardımına da ihtiyacımız olacak. Şu işe de bak. Siz ikiniz yine tartışıyor muydunuz? Neyse, o kadar da ciddi değilse iyi o zaman. Maverick'in Miranda'nın yardımına ihtiyacı var. Marty ormanda bir yerde olmalı. Onu göremiyor musun? Ama buralarda olmalı. O da neydi? Bu Marty. Oh.
Şanslıymışsın ki ağaçlar seni yakalamış Marty. Doğru. Onu nasıl aşağı indireceğiz? Tabii ya. Mia onu ağaçtan itebilir. Siz ikiniz yapraklardan onun inebileceği bir yatak yapın. Mia, Marty'yi hafifçe itebilir misin? Hazır mısın? İşte geliyor. Sorun yok Marty. Miranda sana yardım edecek. Bu kadar iyi arkadaşların olduğu için çok şanslısın Marty. Sonra görüşürüz canavar kamyonlar. Merhaba Miranda. Güzel bir gün değil mi? Bu uğultu da ne? Sen de duyuyor musun? Sanırım şu kayadan geliyor. Olamaz. Görünüşe bakılırsa orada mahsur kaldın Miranda. Belki etrafta sana yardım edebilecek birileri vardır. Merhaba Milo. Merhaba Mitch. Miranda ormandaki şu garip kayada mahsur kaldı. Selam Maverick. Tekerleklerindeki havayı mı kontrol ediyorsun? Miranda'nın yardıma ihtiyacı var Maverick. Selam Mike. Baba, baba. Miranda bir kayaya doğru giderken orada mahsur kaldı. Yardım edebilir misin? Harika, hadi gidelim. Geride durun çocuklar. Eğer çok yaklaşırsanız siz de Miranda gibi mahsur kalabilirsiniz. Miranda'yı kimin vinciyle kaldıracağınızı mı tartışıyorsunuz?
Yazı tura mı yapacaksınız? Sanırım planladığı gibi gitmedi, değil mi? Hayır Milo. İşte Maverick geliyor. Yardım için Mike'ı da getirmiş. Mike hepinizi bu kayadan çekecek kadar fazlasıyla güçlü. Ama onun bıçağı da metal. O yüzden kafa kafaya verip bir çözüm yolu bulmalıyız. Mecazi anlamda söyledim Milo. Mike, Miranda ve Milo'yu kayadan ayırmak için senin bıçağını kullanmalıyız. Ama önce sizi nasıl güvende tutabiliriz onu düşünmeliyiz. Durun bir saniye. Bu bir alüminyum folyo mu? Ya Mike'ın bıçağının bir kısmını alüminyum folyo ile kaplayıp sizi kayadan ayırmak için kullanırsak? Bu işe yaramalı Mike. Neden Miranda ve Milo'nun arkasına geçip onları kayadan ayırmayı denemiyorsun? İşe yarıyor. İşte param Milo. Tam zamanında kurtuldunuz çocuklar. Güneş batıyor ve birazdan hava kararacak. İyi akşamlar çocuklar. Sonra görüşürüz. Woo!